derim. Beyaz Saray'dan açıklama. Sözcü Kirby, Biden ve Netanyahu her konuda her zaman aynı noktada değil. Sözcü Kirby devam ediyor Beyaz Saray. Biden, evet, Netanyahu her zaman aynı noktada değil Gazze krizi ile ilgili olarak. Şimdi demek ki bu anlaşmazlık artık farklı bir boyuta doğru gidiyor. Ne diyeceksin? Peki Şimdi Amerikan geçen devleti hafta içinde de birçok acaba farklı eğilimler ortaya çıktı mı? Amerika geçen böyle haftada birçok haber diyor, çıkıyor. drone gönderiyor. Bir yanıt alalım. Geçen hafta birçok haber sızdırılmıştı Biden yönetimi tarafından ABD medyasına. Burada söylenenler neydi? Netanyahu'nun, Blinken gelmeden bir gün önce Netanyahu'nun sayılı günleri kaldığı ve ABD'nin muhalif liderler arasından alternatif kim olabileceğine yönelik baktığı ve araştırmalar yaptığı. Daha sonra yine İsrail'e kapalı kapılar ardında bak dünyada tepkiler çok büyüyor hem iç kamuoyunda hem dünyada. Bu tepkiler taşma noktasına gelecek. Yani Hamas'ı yok etmen için Gazze'de aylar değil haftalar var dediğini söylemiştik. Daha sonra burada gizli görüşmelerde yani kamuoyu önünde değil kameralar arkasında İsrail hükümetine özellikle sivil kayıplardan ötürü ciddi baskı altına geldiklerini ve bu konuda dikkat etmeleri gerektiğini söylediklerini yine iletmiştik. Yani burada zaten kapalı kapılar ardında yürüyen bir anlaşmazlık var. Bu net. Bunları hep anlattık. Ancak ABD'de şimdi her gün basın toplantısı oluyor. Her gün aynı şeyler tekrarlanıyor. Tabi bunlar Netanyahu'nun açıklamaları ya da işte bazı bakanların aşırılıkçı gerçekten inanılmaz hani akla mantığa sığmayacak açıklamaların üstüne tabi gelince ve sorulunca biz aynı cümleleri tekrar duyuyoruz ve bu doğal olarak bir anlaşmazlık olduğuna gidiyor. Zaten iki ihtimal var mesela bu biraz önce bizim ekranda gösterdiğimiz. Blinken bir hafta önce diyor ki Senato'da İsrail'in orada ne kalmaya niyeti var ne de bu kabul edilebilir diyor. Bunu da söylüyor. Bu kabul edilemez zaten. Kabul görmez diyor. Netanyahu bir hafta sonra bunu söylüyor. Yani burada Netanyahu hükümetiyle Biden yönetiminin niye iyi anlaşamadığından da bahsetmiştik. Bu savaştan önce net olarak Netanyahu'dan hiç hoşlanmayan bir Biden yönetimi vardı zaten. Özellikle bu anayasa reformu süresince 100 binlerce insan sokağa çıktığında İsrail'de Dışişleri Bakanlığı sözcülerinin biz onları eleştirdiğini ve bu anayasa reformunu desteklemediklerini de duymuştuk. Yani Netanyahu ile Biden sıkı fıkı değildi. Zaten bu da görülmeye başlanıyor bir ay geçtikten sonra üstünden. ABD daha çok şöyle bir mantık çizdi Netanyahu'ya. Tamam, sert cevap verme hakkın var. Çok büyük bir terör saldırısı yaşadın. Ondan dolayı gir, işini hızlı yap ve çık gibi bir telkinde bulundu. Daha sonra Amerikan generalinin, Amerikan subay ekibinin oraya gitmesi ve hemen sonrasında bu 2 haftadan fazla oluyor şimdi. Savunma Bakanı'nın pazar günü canlı yayına çıkıp biz Musul'dan bile DAEŞ'i 9 ayda atabildik. Burası daha zor olacak. Meskun Mahal operasyonları aşırı zordur. Ondan dolayı biz gerekli telkinlerde bulunduk demeleri yani hep gıdım gıdım yani ara ara şunları söylediler kamuoyu önünde. İsrail'e aslında bu işin o kadar kolay olmadığını, bazı uyarılarda bulunduklarını söylediler. Hatta bu zor sorular terimi de oradan çıktı. Zor sorular nedir? Batı dilinde biz olsaydık farklı söylerdik bir hani doğulu olarak ne derdik? Biz onlara bazı şeyleri iyi yapamadıklarını söyledik derdik. Adamlar diyor ki zor sorular sorduk. Zor sorular eşittir. Anlaşmazlık var bu operasyonun nasıl yürütülmesi ve ne kadar sürede bitirilmesi gerektiğine dair diye. Yani bu ihtilaf zaten son 2 haftadır çok ayyuka çıktı ve bunu hem haber sızdırmalarla hem de kamuoyu önünde daha batılı cümlelerle aktarmaya çalıştılar zaten dünya kamuoyuna. Ancak ABD şu an İsrail'in hareketlerinden ve açıklamalarından dolayı ateş altına geliyor mu? Kesinlikle geliyor. Ondan dolayı şunu yazmıştık Hürriyet gazetesinde geçtiğimiz hafta. Biden yönetimi vazgeçilmez ortağı, en iyi ortağı İsrail ile yıllardır, onlarca yıldır dünyaya ihraç etmeye çalıştığı demokratik ve insani değerler arasında sıkışıp kalmış durumda. Ondan dolayı da şöyle bir başlık atmıştık. Amerika çelişkiler devletleri. Çünkü İsrail gibi bir ortağa koşulsuz destek vermek zorunda kalıyorsunuz. Ama dünya sahnesinde rezil oluyorsunuz. Peki, Çünkü bütün anladım, değerlerinizi anladım ayak altına ama alıyor.